Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde anneannesi ve annesiyle yaşayan Onur Toroman, bir süre sonra mahallede yalnız oturan Atike Eroğlu ile tanıştı. Toroman, görüşmeye devam ettiği Eroğlu'ndan iddiaya göre 26 Ekim'de iş kurmak için para istedi. Eroğlu'nun kabul etmemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Eroğlu, eline aldığı tornavida ile kendini korumaya çalıştı. Toroman, Eroğlu'nun elinden tornavidayı zorla alıp ellerini bağladı. Ardından da tornavidayı ve bıçağı Eroğlu'nun boynuna sapladı. Eroğlu olay yerinde hayatını kaybetti, Toroman kaçtı. Çık çık. Günler sonra Atike Eroğlu'nun evinden kötü kokular gelince komşuları jandarmaya haber verdi. Ekipler girdikleri evde Eroğlu'nun cesediyle karşılaştı. Olayın aydınlatılması için Manisa İl Jandarma Komutanlığı suç araştırma timi dedektiflerinden oluşan özel bir ekip kuruldu. Eroğlu'nun cesedinin bulunduğu haberini alan Toraman, aynı gün Bucadaki evlerinden ayrılıp ortadan kayboldu. Jandarma bunun üzerine şüpheli olarak Toroman'ın üzerinde yoğunlaştı. Evine dönen Toroman ekiplerce yakalandı. Teslim edildiği Saruhanlı ilçe jandarma komutanlığındaki ifadesinde suçunu itiraf etti. Savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dur.